Evet, şu anda kendimi canlı görüyorum. Merhaba arkadaşlar. Orada olan, olmayan. Tamam. Sesim geliyorsa sorun yok. Çünkü bu kadar gelecek gelirse daha yüksek pek gelmeyecek. Eğer çok kısık geliyorsa o zaman belki biraz daha mikrofona yaklaşmaya çalışabilirim. Burada izlenmiş, merhaba merhaba. Yani 10'da 10 geçeye kurmuştuk. O yüzden birkaç dakikayı bu ses ve görüntü olayına ayırabiliriz belki. Evet, ses görüntü ileniyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. İsimleri de göreyim bir saniye. Çok uzak görünüyor şu anda. Barış Bakırcı, merhaba. Realist, merhaba. Eğlence burada başlar. Fuji Deniz, Emirhan Bilgiç, Murat Sincar, Jester Efendi. Gayet iyi ses görüntümüş. Ekin Aruz, Murat Sincar. Başımızın üzerine geldin demiş. Anonim merhaba. Atakan merhaba. Evet arkadaşlar, şimdiden sesiniz niye az geliyor sorularını cevaplamış oldum. Sesimiz biraz az çıkacak. Hep aynı sebepten. Özgür Hocam merhabalar. İyi akşamlar, teşekkürler. Serhat selamlar. Teşekkür ediyorum. Emirhan Bilgiç, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Herkes iyi mi? Elif merhaba. Mehmet Şimşek, iyi akşamlar. Çok iyi. Bugün güzel güzel satranç olaylarına bakmak için toplanmış bulunuyoruz. Biraz sohbet ederiz tabii ki. Ama ben size şimdi bir oyun göstereceğim. Tam analiz etmedim ama son zamanlarda görüp görebileceğiniz, hatta belki son yıllarda görüp görebileceğiniz en ilginç şeylerden bir tanesi kesinlikle. Garanti ediyorum. Yerlerinizi alın. Yerlerinizi alın. Oyun daha sıcak bitti. Yine bitti arkadaşlar. Bilmiyorum izlediniz mi? Yani evet, beraber analiz edeceğiz. Çünkü ben de harika bir şekilde incelemiş değilim. Çünkü oyun daha yeni oynandı, bitti ve ben de büyük bölümünü canlı izleyemedim. Sadece ara ara baktım. Tahta yanıyordu. Tahta sürekli yanıyordu arkadaşlar. Durdurulamıyordu. Ve kim diyoruz? Tabii ki Daniil Dubov diyoruz. O bir Daniil Dubov. Çünkü günümüzün en yaratıcı isimlerinden, satranca en büyük sevgiyle yaklaşanlardan, satranç aşığı bir insan olduğu her halinden belli. Ve bunu bizlere de hissettiren bir oyuncu Daniil Dubov. Her oyuncunun tarzı farklı oluyor biliyorsunuz. Daniil Dubov yaratıcı tarafta olan birisi. Yani biz çoğunlukla var olan geleneği anlayıp onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Dubov kendi ekolünü yaratmaya çalışıyor. Çok büyük bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Eğer bu oyunu görmediyseniz de birlikte bakacağız. Henüz başlamadan önce biraz bekleyeyim çünkü 10 geçe başlayacağımı vaat etmiştim. Erkenden başlarsam gıyabımda sövgüleri kabul edebilirim. Haklısınız. O yüzden biraz bekliyorum. Karyekin biliyorsunuz turnuvayı Nepomniçin'in ardından ikinci götürüyordu. 11. tura gelene dek. Ve bu turda aslında alacağı bir puan önemliydi. Çünkü Nepomniçi de biraz Dubov tarzında bir oyuncu. Yani sürekli 3 sonuç oynuyor. Hiçbir zaman 2 sonuç oynamaya çalışmıyor. Kazanabilir de, kaybedebilir de, berabere de kalabilir. Valla Karyekin hala 2750 üstü mü bilmiyorum. 2700 chest'ten bakabiliriz. Hazır insanlar toplanıyorken 2700 chest'e bakalım Karyekin neredeymiş gerçi. Kaydırmam lazım sanırım bu görüntüyü ama şöyle söyleyeyim. Karyekin 2756 şu anda. 2750'nin üzerinde. Evet arkadaşlar. Herkes yerini alsın yavaş yavaş ve biz de hem bugünkü sohbetimizi yapalım hem de son yıllarda görüp görebileceğimiz en etkileyici şeylerden birini, yani Minister of Defense, yani Savunma Bakanının çöküşünü izleyelim. Çünkü gerçekten Karyekin'de biliyorsunuz oyun tarzı olarak
asla mücadeleyi bırakmayan, hiçbir zaman pes etmeyen ve bu anlamıyla örnek gösterilebilecek bir isim. Ben o anlamda Karjakin'i çok seviyorum zaten. Dünya Şampiyonası maçında da bunu kanıtlamıştı. Carlsen'a klasik bölümde sadece bir oyun kaybetti ve berabere bitti klasik bölüm. Bu arada arkadaşlar şunu denemek istiyorum. Ben şu anda örneğin buranın sesini açsam ve siz şu an taş sesi duyuyor musunuz? Bir şey sormak istiyorum. Taş sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Bilemiyorum, duyuyor musunuz? Bir değişiklik oldu mu? Çünkü ben şu an ses duymuyorum. Duyuyorsunuz. Oha, inanılmaz. Çok iyiymiş. Şu an ses kapalı benim bilgisayarımda çünkü. Vay, çok iyiymiş. Güzel bir şey çözdüm. Geliyor taş sesi. Gecikmeli sadece. Geliyor. Oo, çok çok iyi. Çok iyi. Çok sevindim. Evet, artık saatlerimiz de 8'i 11 geçiyor. O zaman partiye başlayalım. Beyaz taşlarla Daniil Dubov başlıyor. Siyahlarla Sergey Karjakin. E4, E5. At F3. At C6. Fil C4. İtalyan açılışı büyük ustaların repertuarına gireli çok oldu biliyorsunuz. Ancak çok daha farklı oynuyorlar günümüzde İtalyanı. Fil C4, fil C5, C3. At F6. Genelde Karjakin'de beyaz taşlarla oyunlar biraz yüksek oldu, pardon. Sesi biraz düşüreyim eğer çok yüksekse. OBS'den de kısabiliriz. Ben hani ses isteniyordu geçen sefer, bunu karşılayamamıştım. Arkada başka oyun açık. Aa, okey. Özür dilerim, özür dilerim. Neden? Çünkü diğer pencerede oyun açıkmış. Çok pardon. Lee Chess TV açıkmış. Çok özür diliyorum. Tamamen benimle alakalı bir hata. Çok pardon. Kusura bakmayın rahatsızlık için. Lee Chess TV açıkmış. Çok affedersiniz. Ses isteniyordu diye sesi açmak istedim. Belki oynarsak da duymak istersiniz. Geçen sefer açmamıştım sesi ama şimdi sesi açmanın bir yöntemini buldum. Neyse, çok önemli değil. Eğer rahatsız olursanız belirtin, kapatayım ben. Çok büyük bir problem değil ne de olsa. Şimdi. Sorun yok. Şimdi iyi oldu. Enes Direndeci oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi devam edelim. Normalde Sergey Karjakin'in kendisi de bu pozisyonda sıklıkla D3 oynamış birisi. Ve biliyorsunuz bu gerçekten yavaş bir İtalyan açılışı. Ancak D4 oynandı Daniil Dubov tarafından. E alır D4. Ve burada hepimiz C alır D4 hamlesini görmeye alışığız. Beyaz merkezi ele geçiriyor. Ve rakibi eğer şah çekerek buraya kaçmaz ise, örneğin filini başka bir yere kaçar ise, mobil merkez adını verdiğimiz hareketli merkezin hızlı bir şekilde harekete geçeceğini söyleyebiliyoruz. Örneğin hani D5 ve daha sonra E5 gibi hamlelerle. Hatta öyle ki D6 piyonu ilerlerse daha sonra rakibin vezir kanadı oyun dışında kalabilir. Tabii ki bunlar bilinen numaralar günümüzde. O yüzden ED'ye genelde CD artık oynamak neredeyse bırakıldı. Çünkü siyah fil B4 şah çekiyor. Ve ne yaparsanız yapın, fil D2 veya at C3. Siyahın her yerde bir takım karşı oyunları var. Örneğin at C3 oynadığınız zaman E4 piyonunu feda ediyorsunuz diyelim ki. At alır E4, rok. Diyelim fil C3 oynanıyor. Ve bu pozisyonda beyaz genellikle eğer üstünlük istiyorsa siyahın D5 sürmesini kesmek zorunda. O yüzden kendisi D5 oynuyor. Ve burada siyahın tekrar eğer siyah kazanmak isterse at E5 veya fil F6 hamleler arasında tercihte bulunabilir. Ve bunun teorisi çok gelişkin. O yüzden çok girmek istemiyorum ama satranca biraz daha yeni olan arkadaşlar belki bu varyantlarda kendileri için uygun pozisyonlar arayabilirler. Tabii ki EDC'den fil B4'ten sonra fil D2 de ilginç bir hamle. Siyahlarla at E4 hamlesini çok ilginç buluyorum doğrusu. Bunu ekleyeyim burada. Çünkü bana kalırsa şu pozisyonlar tamamen araştırılmış ve bitirilmiş değil. Çok hoşuma gidiyor bu oyun sonu. İki taraf için de incelemek çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok asimetrik bir piyon yapısı var. Örneğin şu an almak zorundayız zira E2'nin de bir sıkıntı var.
Bu piyon yapısı çok asimetrik. Beyazın izolesi var, siyahın mükemmel bir piyon formasyonu var. Hatta normalde fili biliyorsunuz iki tarafta piyonlar varken açık pozisyonda genelde etkilidir. Ben bunu siyahlarla oynamayı daha çok seviyorum ama gerçekten iki taraf için araştırması ilginç bir pozisyon. O yüzden fil B4, fil D2'ye atı 4 almak o kadar da kötü değil yani. Peki, niye bu kadar konuştuk? Aslında günümüzde ED yerine, pardon, Şah F8 yerine D5 daha iyi olabilirdi ama benim istediğim şey bu varyant değil. Yani ben bu varyantı oynamak istemiyorum. Ben vezir kesip oyun sonu oynamak istiyorum. Orhun Budak, Yasin Hoca ile ilk fırsatta oynayacağız. Ara ara görüşüyoruz oynamak için ama ya o ya ben uygun olmuyoruz ama oynayacağız tabii ki. Peki, nerede kalmıştık? E'de ve burada Daniil Dubov benim görmediğim B4 hamlesini yaptı. Hemen kitabı açayım. Kitaptan takip edelim çünkü burayı ben de bilmiyorum. Ve kitaptan takip etmek bence iyi olacaktır. Kitabı açtım şimdi. Siz de görebilirsiniz diye yukarı kaldırıyorum burayı. Gelin beraber inceleyelim. Bu arada bir parantez açmama izin verin arkadaşlar. Bazen bunu çok yani uzattığım düşünülebilir. Ama genelde yani biz şu an yayın yaparken bizle birlikte olan sizler yani arkadaşlarımız satrancı geliştirmeye çalışan tayfadansınız. Yani biz o tayfadanız. Yani sadece oynayıp geçen tayfadan değiliz. Bunu niye söylüyorum? Günümüzde satranç kaynakları çok elimizin altında olduğu için bazen kıymetini tam anlayamıyoruz. Bunun için şöyle bir anekdot anlatabilirim. Daha önce de anlatmış olabilirim bunu. Lombardi Robert James Fischer'a yardım ederken şey diyor. Hani normalde Fischer biliyorsunuz yalnız çalışan bir dünya şampiyonu, sürekli tahta yanında, kitaplar kolunun altında. Sürekli satranç çalışan birisi ve kendi kendine çalışan birisine nasıl yardımcı olabilirsin gibi sorular herhalde almış çok fazla. Şöyle yanıtlıyor. Fischer'ın tüm satranç çalışması oyun incelemesi üzerine kurulu. Oyunları inceleyerek satrancını geliştiriyor. Ve bizim çalışmamızın hepsi hemen hemen oyunlar inceleme üzerine kuruluydu diyor. Bunun neden önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. Lichess bize böyle bir hizmet sunuyor. Yan tarafta hamleyi yaptıkça gelen oyunlar var. Yani aslında Fischer sürekli bu oyunları araştırıyor, bu oyunları inceliyor. Dolayısıyla aslında gelişimin anahtarı elimizin altında. Oyunlar inceleyerek, onlara bakarak, onları not ederek, onları kendi oyunlarımızda uygulamaya çalışarak aslında satrancımızı çok hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışabiliriz. Ve şimdi de böyle yapacağız zaten. B4 hamlesi benim ilk defa gördüğüm bir hamle. Özellikle bu hamleden sonra. Fil B6. Tabii ki fil E7 hamlesi de oynanmış. Ancak burada fikrin ne olduğunu anlamaya çalışırsak eğer B piyonunu uygun zamanda ilerletme fikri var gibi görünüyor. Ve fili E7 karesine dönmekten alıkoyuyor. Eğer fil bu tarafa tercihte bulunursa. Diğer tarafa tercihte bulunursa büyük ihtimalle oyundakine benzer bir şekilde E5 ile ilerleme şansı olacak. Bakalım bunun ne fark yaratacağını birazdan göreceğiz. Fil E7'ye dönemeyince ne oluyor anlayacağız. Fil B6 saptırdı fili E5. Burada bize İtalyan açılışında hep şey öğretilmiştir arkadaşlar. Beyaz ne zaman E5 oynarsa siyah D5 oynamalı. Yani D5 yapmalı. Ama Dubov gibi bir oyuncuya karşı oynarken bunun zorunlu hamlelerden oluşan bir devam yoluna gittiğini elbette Karyakin düşünmüştür. Bunu oynamıyor ama yan taraftaki kitaba göre bu hamle at E4'e göre daha fazla oynanmış. Dolayısıyla Dubov'un kesin bu konumlarla ilgili bir analizi var. Yani D5 oynayınca tabii ki geçerken almak istemiyoruz. Filimizi de kaçmak istemiyoruz. Çünkü fili kaçarsak bu sefer at E4'e çok güzel bir şekilde yerleşecek piyon korumasında. O yüzden prensibi devam etmek istiyorsak F6'yı almamız lazım. DC4 ve sanırım buralarda 5 tane oyun var. Hepsi B5 ile devam etmiş. Tahta yanmaya devam ediyor. Neyin ne olduğu belli değil. G7 piyonu almak isteyecek. Fakat buralarda Dubov'un analizi olduğuna, bir şekilde hazırlı olduğuna güvenmeliyiz. E5, at E4. Karyakin bu pozisyonda yaklaşık 10 dakika düşünmüş. O yüzden büyük ihtimalle artık onun hazırlığı bitti gibi. Yani kendisi hesap yaparak oynuyor. Ama Dubov'un zaman kontrolüne bakarsanız kendisi zamanı görünüyor mu bu arada? Bakayım. Evet. Kendisi hiç düşünmemiş. Hatta zamanına
biraz ekleme yapmış. 1.30 ile başlıyor çünkü biliyorsunuz. 90 dakikada başlıyor. 30 saniye ekleme olduğu için 91.42 neredeyse 1.32 olmuş. Fil de 5. Yine düşünülmeden oynanmış bir hamle ama artık İtalyan açı dışında biraz aşina kişiler olarak biliyoruz ki siyahın D5 oynaması eğer engellenemezse, örneğin böyle alırsak B4'ü almak istemeyecek siyah, mutlaka bu tip bir hamle yapmaya çalışacak. Eğer D5 oynamayı engelleyemezseniz siyah bana kalırsa hiçbir sorun yaşamıyor. Çünkü E4'teki atı çok güçlü ve D5 piyonu sadece merkezde atı desteklemekle kalmıyor. Tempo ile gelindi ve filin çaprazı açıldı. Dolayısıyla fil D5 hamlesi sadece atı istemiyor ve D5 sürüşünü kesiyor. Yeni gelen arkadaşları şu an Rusya Şampiyonası'nın bence en iyi oyunu ve son yılların en iyi oyununu incelediğimizi söyleyebilirim. Şimdi fil D5 hamlesi pekala anlaşılabilir. Yanlışlık olmasın diye bakıyorum. Evet. Tamam. Fil D5 hamlesi pekala anlaşılabilir bu sebeplerle. D5 oynaması engelleniyor. Ata saldırılıyor. At C3. Siyah bu arada dikkat ederseniz çok fazla tercih yapma şansı yok. Yani F5 gibi bir hamleyi kimse burada oynamak istemez. Çünkü rok atamayacaksınız demek oluyor. Filinizi çıkamayacaksınız demek oluyor bir süre daha. Dolayısıyla siyah artık bu yolda devam etmek zorunda. Karyakin'de gördüğünüz gibi bir önceki hamlesinden sonra hiç düşünmeden bu hamleyi yapıyor. Çünkü tercih yok. Atın gidecek yeri yok. At alır C3. D alır C3. Daniil Dubov hala yıldırım oynar gibi oynuyor. 3 dakikalık bir oyun gibi oynamayı sürdürüyor. Fil G5 ve siyahın yine tek hamlesi var. At E7. Gördüğünüz gibi şimdi bundan birkaç hamle önce neden B4 yapıldığı, 6. hamlede neden B4 yapıldığı daha iyi anlaşılıyor. Çünkü eğer fil E7'ye dönebilseydi büyük ihtimalle beyaz yaptıklarından hiçbir şey elde edemeyecekti. Şimdi at C3, D C3, fil G5 hamlesinden sonra at E7 az çok zorunlu. Eğer F6 sürersek bu tip piyon sürüşlerini yapmak çok büyük bir taviz demek. Şah çünkü kıpırdayamayacak. Her ne kadar hemen mat olmuyorsanız da yani şah çekildiği zaman kapatabiliyor. Ve yani F6'yı almak herhalde oyunu kazandırmıyor. Ama buna rağmen çok uzun süre baskı altında kalacaksınız. Çünkü beyaz birazdan rokunu atıp devam edecek oynamaya. Örneğin fil H6 veya fil H4 gibi bir hamleden sonra rok atacak ve oynamaya devam edecek. Hatta şah F1 bile oynayabilir yani. Çünkü kendi şahı rakip şahtan çok daha güvende. Dolayısıyla fil G5 at E7 oynamak ve siyahın rok atmak gibi planı var. Rok. H6. Fil H4. Rok. Evet. Burası artık ne derler? Dananın kuyruğunun koptuğu yer mi derler? Çünkü buraya bir kere rok attığınız zaman B4 hamlesiyle başlayan plana karşı bu açmazdan çıkmak çok zorlu bir hal alıyor. Dolayısıyla rok atınca bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Ama sorumuz şu. Acaba G5 gibi hamleler oynamak o kadar kolay mı? Bunu tam bilemiyoruz. Belki at G5 alınabilir. Çünkü at G5 alındıktan sonra hala bilmiyorum dediğim gibi tam emin olmamakla birlikte hala sorunları tam olarak çözmüş değiliz. Ama yani incelemek lazım. Bu biraz açılış çalışmasına giriyor. Şimdi vezir F3 yapmak istiyorum. Ama hatta makineden yardım alabiliriz bu noktada. Makineyi görebiliyor musunuz? Evet, makine görünüyor gibi. Biraz aşağı indirebilirim çünkü artık zaten kitap görünmeyecek. Yani şöyle koyalım. Varsayımım şuydu. G5 oynarsa atla vurabiliriz diye düşünmüştüm. Ha, ama atla vuramıyormuşuz şu anda. At G5'e çünkü çok ince at D5 hamlesi varmış. Vezirle H4'ü alabildiği için atla geçerli bir saldırı yapmak zor görünüyor. Kaldı ki bu bile hesaplaması kolay değil yani. At F7, vezir H4, H8'i alıyoruz. Ama gerçi evet, taş geriyiz şu anda. G5'e peki tabii oynanmış oyun olmadığı için bilmek zor bunu ama bu kadar hızlı oynadığına göre kesin bir cevabı vardı. Fil G3 gibi bir hamle devam ederse nereye rok atacaksın sorusunu sorabilir herhalde. Yine de siyah buraya rok atmayı öneriyor. Bu arada oyunda bir kere daha G5 sürme şansı oluyor ama galiba. Dubov büyük ihtimalle bunu hazırladı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama fil G5'e ne var? Fil G5'i alıp sonra at D5 alabilir belki. O yok mu? Böyle alırsa nasıl devam edeceğim? At G5 mi oynayacağım? Ne yapacağım?
At Gebeşe filimizi alıp vezirle buna saldırıyor. Ekin Arus. Ama birazdan da göreceğiz G5 olana yani şimdi ve bir hamle sonra devam ediyor. Çünkü siyah yine makine dediğini gördüğünüz gibi makinenin dediği yine kısa rok atmak. Büyük ihtimalle atını beyaz karelerde konumlandırıp şah kanadını tutmaya çalışacak. Peki oraya gidelim. Belki buraya daha sonra meraklısı dönebilir. Rok. Kaleye bir. Dubov yine düşünmeden oynuyor. Karyakin ise yolunu bulmaya çalışıyor. Pardon. Makine sesi çok gelebilir. Vezir E8. Evet. Artık siyah bir şekilde atla fili alacak. Atını buradan ayırmak isteyecek. Bu yüzden fil B3 oynanmış. Bu konumda yani mesela bence sorulması gereken en önemli soru şu. Neden atını buradan ayırmıyor? Madem ayırmak istedi, vezir E8 geldi. Şimdi niye A5 yapıyor? Bunu makineye sorabiliriz. Her ne kadar gürültü yapacak olsa da. Niye mesela at F5 oynamıyor? Eminim Dubov'un buna da bir çaresi vardı. Ama makinede at F5 gibi bir hamleyi zaten çok önemsiz bulmuyor. At F5 ardından belki D piyonunu sürerek atımızı destekleyebiliriz düşüncesiyle. Çünkü eğer hemen vezir D3'e atı almaya çalışırsa belki uzun çaprazda sıkıntı olabilir. Mesela aldığımızı varsayalım, alıyoruz ve şimdi fil C2 gibi bir tehdit de var. At G6 gibi bir tehdit de var açmazdan. Yani siyahın oynayacağı hamleye göre sıkıntı olabilir. Evet, ilk sırada A5 öneriyor makinede demişler. Peki A5'e bakalım. Ancak buradaki hamle de Dubov'un en uzun süre düşündüğü, ilk 15 hamle arasında en uzun süre düşündüğü inanılmaz fil F6 hamlesi. Ve artık rakibine G5 yapma şansı vermiyor. Bundan sonra G5 oynayamazsın artık diyor. Filini F6'ya yerleştiriyor. Ve almak istiyorsan al, zaten E dikeyine taşımı geri alacağım diyor. Ve fil F6 hamlesi bize elbette kimi hatırlatıyor? Evet arkadaşlar, soralım. Fil F6 hamlesi size kimi hatırlatıyor? Ya da hangi partiyi hatırlatıyor? Bir anılarınız, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? A5 hamlesi aslında az çok anlaşılabilir. A4 yapıp fili saptırmaya çalışıyor. Fili saptırmaya çalışıyor ki buradan açmaz olmasın. Bir şekilde ayrılsın buradan bu çaprazdan. Fisher, Blackburn, Anand, Mamedyarov. Herkes. Kale F6 vardı meşhur, kimindi? O Fisher'ındı sanırım. Evet, kale F6. Aslında bir blokaj hamlesi. Aslında yine tekrar etmek lazım. Bir de şöyle bakalım A5 hamlesine. Örneğin hani başka bir hamle yaparak bunu gösterebiliyor muyuz bilmiyorum ama A4 yapıldığında eğer fil buradan ayrılmak zorunda ise o zaman F piyonu oynanabilir hale geliyor bu çapraz boşaltıldığı zaman. Fil F6 gibi bir hamle F piyonu da önünü kapatmış oluyor. Aynı zamanda G5 sürüşlerinden de tamamen kurtulmuş oluyor. Evet, Fischer Reshevsky diyen var. Evet, hemen hemen herkes Fischer hatırlıyor. Evet, benim de aklıma gelen fil F6 ya da kale F6 tipi bir blokaj hamlesiydi Fischer'ın da, ama gördüğünüz gibi makine çok şu anda dramatik bir değişiklik göstermiyor ve planına devam et diyor. Atını F5 karesine git. Daha sonra D piyonunu sürmeye çalış. Ve piyonu, materyali geri ver diyor gerekirse. Tabii ki böyle olunca bunun çok hoş olmayacağını hissedebiliyoruz. Siyah konumu açmamalı. Eğer geriyseniz gelişimde konumu açmamalısınız. Peki. Burada A4 oynuyor ve oyun başlıyor şimdi. Çaprazdan uzaklaştırmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve burada fille almaya çalışmak da şu an boşta gibi görünse de siyahın planlarının içerisinde. Siyah rahatça oynamaya devam edebilir. Dediğim gibi materyali geri verip oynamaya çalışabilir. Fil C4 oynuyor burada. Ve şimdi planını göreceğiz. Bu fil neden bu çaprazda etkili olduğunu, niye Rui Lopez, niye İtalyan filinin etkili olduğunu göreceğiz. At G6 aslında doğal bir hamle gibi görünüyor. Çünkü siyah zaten at F5'e aynı hamleyle karşılaşacaktı büyük ihtimalle.
At G6, vezir D3. Şimdi güzel bir tehdit var. Basitçe almak istiyoruz. Boş hamle yaparsanız örneğin alıyorum ve mat ediyorum. Çünkü bu filin gücünü gösteren basit bir varyant bu. Ve siyah D5 yapıyor. Aslında E5 sürüşünün olduğu durumlarda yapılan D5'i geç de olsa yapmayı başardı. Ama bakalım ne kadar geç, ne kadar değil. Onu anlamaya çalışacağız. Evet, ED6 almak zorundayız. Öte yandan eğer fil de almaya çalışırsanız at F4 gibi bir hamleyle karşılaşabilirsiniz. Vezirle almaya çalışırsanız file 6 gibi bir hamleyle karşılaşabilirsiniz ve bu siyaha rahatlık verir. ED6 geçerken alma kuralı. En passant fil E6. Tabii ki hala almaya vaktimiz yok vezir G6'dan ötürü. Fil E6. Evet, bence satranç tarihine geçmesi muhtemel bir parti olmasını sağlayan ana gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki oradan bakınca az çok tahmin edebiliyorsunuz ama siyahın fikri aldıktan sonra basitçe piyonuyla almak ve veziriyle korumak gibi görünüyor. Bu arada başka bir şey de söylüyor makine. At F4 de oynanabilir diyor. Tabii ki benzer fikirle. Tabii ki. Az önce de vardı D5'te fil varken. Dolayısıyla FE6 ile veya at F4 ile devam edebilir. Ancak bu pozisyonda vezir G6 alıyor. Daniil Dubov. Evet, Enes Rendecioğlu, tebrikler. Böyle oynamış yani. Ben de oyunu daha yeni gördüğüm için inanamadım, paylaşmak istedim. FG6. Kale alır E6. Vezir F7. Görünüşe göre yandık gibi görünüyor. Çünkü hani normalde kalemizi geri çekip filimizi koruyup oynamak istesek, veziri almaya çalışsak biraz fazla materyal kaybediyoruz. Alıyor ve bir sürü piyon geride kaldık şu anda. Bilmiyorum kaç piyon, 3-6, bir piyon geride kaldık. Bunu geri almamız lazım bir şekilde hemen. Çünkü bunu da almak istiyor. Dolayısıyla Dubov vezir F7'ye basitçe fil C3 oynamış. Kale E7 önerildi. Kale E7 ama veziri yine pahalıya satabilir sanki, değil mi? Sizin değirmen yapma fikrinizi ben anlayabildim. Böyle de beraber yapacaksınız galiba, değil mi, bu şekilde? Ya da veziri geri mi alacaksınız böyle? Bunu alacağım. Böyle alacaksınız. Böyle alınca. Ya bu da olabilir. Makineye göre bu da beyazlara biraz üstünlük veriyor. Peki. Yok zaten bunları görmek o kadar kolay görünmüyor. O yüzden ben de uzun uzun gelin düşünün diye önermiyorum çok fazla. Evet, fil C3. Daha soğukkanlı. Diyor ki ben durumumdan memnunum. Fillerim çok güçlü. Diğer kalemi de gelmek isteyeceğim belki. Ve C7 piyonu da etkili olacak birazdan. Çünkü şu an bir şey istiyorum. Şah G8. Burada makineye göre fil F2 almak daha iyiymiş. Ama bilmiyorum. Birazdan belki daha iyi anlayabiliriz. Kale E4. Açarak saldırı. Vezir F5. Ve kale E7. O kadar soğukkanlı bir satranç oynanıyor ki hayret etmemek elde değil. Yani şu anda basitçe filiyle alacak ve filini geri çekecek, mat edecek. Ve burada zilyon tane hamle hesaplamanız lazım şimdi. Örneğin bu kaleye saldırmayı denersek herhalde bu sefer böyle alıp bunu alma fikri de olabilir. Hangi kale? Bu kaleyle gelsek ona da kaleyle G7'yi aldığı zaman önünü kapatamıyoruz galiba, değil mi? Öyle bir şey ki yani şöyle bir pozisyonda kaleye G7 alsak kazanıyor muyuz diye merak etmiştim ama vezir C2 falan mı var acaba? O yüzden hala burada da kazancı bulmak o kadar kolay değil. Fil G7'ye şah H7'de oynadığı için. Makinenin kale F7 hamlesini düşünmemiştim doğrusu. Makine diyor ki fille alıp geri dönmek istiyorum ama kalem boşta olsun istemiyorum. Veziri kaç, ondan sonra vurup kaçayım. Mesela veziri bir yerlere git, şimdi alacağım. Ondan sonra tabi burada mat oluyor ama buraya gelmesi gerekiyor. Şimdi artık burada da büyük ihtimalle sıkıntı yaşayacak. Vezir nereye gitse rahatsız oluyor. Çünkü şah H7'ye fille geri çekip mat ediyor. Bir tane şah H7'ye mat olmuyor ama nasıl mat olacak? Ha, şah H7'ye vezir alıyoruz. Fil G8'li, okey. O kadar karışık ki. Fil G8... Herhangi bir şekilde alırsa bunu alıyoruz. Okey. Ama çok karışıkmış. Kale F8'de basitçe dokunma yapsak bile beyazı yine mükemmel oynaması lazım.
Evet, bu oyun daha sanıyorum 25-30 dakika önce falan bitmiştir en fazla. Daha yeni oynandı. O yüzden biz de anlamaya çalışıyoruz makine desteğiyle. Kale E7. Kale G8 oynanmış pozisyonda. Tabii ki en basit savunma hamlesi. G7 karesini koruyoruz. Pardon. Üstümüzü çıkarmamız lazım. Çok sıcak. Kale G8. Evet, bu arada ilginç. Kale G8, yani kale E8, kale F7'den sonra kazanç da çok ilginç. Hala ben orada vezir başa kaçacak yer yok mu diye merak ediyordum ama herhalde vezire yer yok. Öyle bir problem var. Ki vezir G4 gidebilir miyiz? Vezir G4 gitsek öyle. Fil G7. Fil G7, şah G8'e kale F4 var. Buraya gidersek bu sefer de buradan şah çekiyor ve buraya geldiğimizde kale F4 yapıyor. Ve aynı şekilde buraya geldiğimizde buradan kaçar ise geri dönüp bir daha aynı şekilde ya mat ya da vezir alıyor. Vezire yer yok tahtada. Yani kale2'nin eminim bunları görmüştür çünkü başka türlü kale G8 oynanacak gibi değil. Kale G8. Burada makine her yerde fil F2 öneriyor. Bunu bir vur diyor. Böyle oyna. Şah H1 bu şekilde devam et. Sanıyorum zaten vezir C2 falan yapmak istediği için bunu alma şansımız yok. O yüzden bir tane F2'yi al diyor ama kale 2'nin almayı tercih etmemiş. Peki. Kale G8. Fil G8. Kale G8. Şimdi taşları sayalım. DC7. Bunu almasaydık bu arada sanki hala materyal olarak tatmin edici bir çoğunluk elde edemeyecektik. Çünkü ne var şu anda? Kaleye kale var. File fil var. Kale ata vezir var. Kale ata vezir ama kaç piyon? Kale at piyona vezir var. Yani matematik yapacak olursak yaklaşık olarak eşit. Ama C7'deki piyon çok ilerlemiş bir piyon. Ve onu gelip almak o kadar kolay değil. Çünkü kaleyle gelip alamıyoruz. K7 piyonumuz boşta. Dolayısıyla bu arada şey de sıkıntı. Yani G7'yi fil de alacak olsa problem yok. Kaleyle alıyor maalesef. Ve hiçbir şey yaptırtmıyor size. Kıpırdatmıyor size. Kalesini oynamak istiyor. Ve şimdi eğer vezirle fili kovalamaya çalışırsanız basitçe güvenli bir yere koyuyor filini. Buraya mesela. Ondan sonra kalesiyle zarar vermeye devam etmek istiyor. Örneğin şah çekip fili almak isteyebilir. Şah çekip veziri almak isteyebilir. Gibi. Değirmen burada işe yarıyor. O yüzden DC7, vezir C2. Gerçi oyundakine benzer bir şey oldu. Fili rahatsız etmeye çalışıyor. Evet Metehan, az önceki fil F2'yi şimdi aslında daha iyi anlamış oluyoruz. Çünkü fil F2 zaten alıyor ve şah da köşeye kaçıyor. Biz bunu herhangi bir yerde ekleyebilirdik. Burada eklemiş olduk. Belki daha önce ekleseydi daha farklı olabilirdi tabii. Ona bakmak gerekiyor ama bu pozisyonda şimdilik bakalım olmadı o file fikrinin daha iyi olduğu yere dönebiliriz. Elo konusuna değinebilir misiniz? Tam olarak neyi sorduğunuzu anlarsam belki değinebilirim tabii ki. Fil B6. Bu arada tehdit neydi? Neyi engellemeye çalışıyor? Onu belki anlamaya çalışabiliriz. Niye fil B6 döndü? Beyaz ne yapmak istiyor? File 5 yerine başka hamleler olmaz mı? Bilmiyorum ki. Benim bildiğim tek şey şu anda fili kaçmamız ve sağlam bir yere koymamız gerektiği. File 5'e yerleştiriyoruz ve atımız tuttuğu için ve at da sökülemediği için gayet güzel. Merhaba yeni gelen arkadaşlar. Evet yeni gelen sevgili dostlar, eğer beğeniyorsanız, beğenirseniz sevinirim. Bu diğer arkadaşların da görmesini sağlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için. Bu oyun henüz yarım saat önce filan bitti. Yeni biten bir oyunu inceliyoruz ama eminim çokça göreceğiz bu partiyi. Dolayısıyla öyle bir oyun inceliyoruz yani. Evet, fil G7 türü hamleleri olmuyor çünkü C piyonu şu anda gayet güzel bir şekilde durdurulmuş durumda.
File 5. Fil F2. Şah H1. Elo kazanmak için Elo'ya dahil turnuvalara girmeniz lazım. Pandemi bitince belki şansınızı deneyebilirsiniz. FIDE ID'nizin olması çok bir anlam ifade etmiyor yani. Turnuvalara katıldığınız zaman Elo'nuz çıkacak. Fil B6. Özgür Turhan, Özgür Turhan değilmiş. Değilmiş. Ama bir Özgür Turhan var. H3. Bu arada evet, partiyi incelemeye devam ediyoruz. Burayı hızlı geçtik ama ben tam fil B6 hamlesi ne yapmaya çalışmakta diye sormuş idim. Ama şu soruyu da sormak lazım. Siyah ne yapabilir ki? Bir de öyle bir şey var. Siyahın ne yapacağını anlamak da kolay değil. Her hamlenin bir zafiyeti var. Beyazın fikirlerinden bir tanesi örneğin hava deliği açıp veziri ayrılırsanız eğer basitçe oyunu bitirmek olacak. Dolayısıyla fil B6'nın böyle bir fikri de olabilir. Savunma yapmaya da çalışıyor. Fil B6. H3 tamam, hava deliğini açtık. Şah H7 ve kale E1. Beyaz kalesini oyuna getirebilirse oyun bitecek. Çünkü son taşı o ve ağırlığını koyabilmesi için onun gelmesi lazım. Başka türlü olmuyor bu iş. Mesela az önce söylendiği gibi veziri buradan ayrılmak mümkün değil. Çünkü sürekli G7 karesini almayı tehdit edebiliyoruz. Hatta fil almayı öneriyor makine. C8 önce oynamayı öneriyor. Bilmiyorum, belki kale G7 daha da iyi olabilir. Kale G7 niye daha iyi değil mesela? O da iyi. O da vezir çıkıyoruz. Evet. Dolayısıyla vezir oynamıyor. Kalesi oynamıyor. Şu anda siyah hamle yapamıyor fark ettiyseniz. Hamle yapması için bir temeli yok. Yani ne yapabilir bilmiyorum. Ama beyaz da nasıl kazanacak? Siyah mesela A3 oynuyor. Nasıl devam edecek? Böyle bir sorun var. Konumunu geliştirmeye çalışıyor. Şah H2. Hiçbir şey yapmıyorum şu anda diyor. Sen ne oynayacaksın? G5. Ve G5 hamlesi çok güzel. Beyaza küçük bir olanak daha veriyor. F5 karesi açılmış oldu. Atını F5 karesine gidebilir artık. At D4. Zaten öyle de yapıyor. Vezir C4. At F5. Peki o zaman şöyle diyelim. G5 oynamasın. Ve beklesin mesela C dikeyinde. Böyle bir şey yapalım. Erol Mahmut. Uluslararası turnuvalar olmayabilir. Elo'ya dahil olması. Yani ulusal turnuvalarda mümkün mü? Tabii ki. Yönergelerini okuyun oynayacağınız turnuvaların. Elo'ya dahildir yazıyorsa Elo hesaplamasına katılır. Evet, vezirin C2'de olma sebebi neydi? Kale D1, kale D7 gibi fikirleri engellemekti. Dolayısıyla at G5, kale E4 olabilmesi için burada piyon olmaması lazım. Chess power. Yani at G5, kale çok güzel görünüyor. Ama hem bu arada vezirini feda edebilir büyük ihtimalle, sonra C7'yi alır. Hem de kale E4 yaptığınız zaman zaten bir şey tehdit etmiyor görünüyorsunuz. Evet, burada kale D1 hamlesini kale D7 fikriyle çok güçlü görebiliriz. Eğer fil çekilirse buradan kale D8 de çok güçlü. Dolayısıyla kazanıyor. O yüzden veziri çekmek istemedi. G5. Arkadaşlar evet, ben tam takip edemedim ama yayını beğenirseniz tabii ki çok seviniyoruz. Bu hatta yayını ben de beğeneyim. O 300 kişi izliyor, 150 beğeni var. Demek ki yayınlar beğenilmiyor. Yapmayacağım yayın. Yayınlar beğenilmiyor arkadaşlar. Sonra niye efendim video atmıyorum? Bu tarz şeyler olmasın. Abone ol, beğen, like at. Bana bunu söylettiriyorsunuz arkadaşlar, lütfen. Burada beğenmiyorsanız da sorun değil yani. Kızacak küsecek değiliz yani. Bunlar insanlık hali. Olabilecek şeyler. Evet, vezir C4 ve at F5. Hiç böyle bir zugzwang görmüş müydünüz bu arada? Zugzwang'tan kastım, hamlesi yok siyahın. Hamle yapamıyor. Yani ilginç. Fil de bekleyemiyor muydu? Onu da söyleyelim. Mesela fili böyle sallasaydı ne olurdu? Fil de beklemek istiyorum. Ne yapacak? Vay be, ne güzel hamle gösterdi. Ne güzel hamle gösteriyor makine ya. Makine bütün satrancın büyüsünü öldürüyor ya. Hamleye bakar mısınız? Bu ne? Bu ne böyle? Dubova bunu da oynatsaymış keşke Karyakin. Yani Zugzwang'da adam hamle yapamıyor. Fil F2 oynuyor. Yine yaranamıyor. Şuraya bakın. Vezir D1 fikir.
Vezir D1. Sonra C8 vezir çıkıyorum. Başka hamle yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Kale C8 alıyorum. Böyle değirmene başlıyorum önce. Buradan. Bir daha. Ve senin vezirini yerim. Şeklinde espriyle oyunu bitiriyoruz. At fazla kaldık. Tabi arada G6'yı da götürdük bu arada. G6'yı almak şart değildi. Makine gösterdi diye yedik. Dolayısıyla böyle bir zugzuvank. File oynarsa kale D1 var. İnanılmaz. Vezir oynarsa kale D1 var. Piyon hamlesi kalmadı. Kaleyi oynarsa kale G7 var. Zaten oyunda bu oynandı. Tabi H piyon oynarsa at G5 var. Ölümsüz zugzuvank partisi olarak tarihe geçmiş olabilir şu parti. Hocam yaş kaç? 35 yaşındayım arkadaşlar. Daha çok gencim. Ama aynı soruyu 20 kere sorun diye cevaplamıyorum ben bunları, değil mi? G5. Ve at F5 karesine geliyor. Fark yaratıyor. Evet. Burada fille alsaydı da çok bir şey değişmeyecekti. Özellikle yine aynı fikirlerden ötürü zor bir pozisyon var. Ama diyeceksiniz ki tamam artık vezir kale buradan buraya gelmek istemiyor. Vezir özgürce oynayamaz mı? Mesela vezir F5 gidemez miyim? Ne olur vezir F5 böyle çatal atmak istersem. Bakalım biraz düşünelim. Buradan şah çekmesi kritik bir tehdit gibi görünüyor. Fil E5 hamlesiyle vezir F4'ü kesiyorum. Ve sonrasında yaptığın hamleye göre ki ne oynayacak yine o da belli değil. Kalesini tekrar içeriye aktarmak istiyor ve yine şah çok güvende. Çok şık duruyor şah orada. Hiç zarar verebilecek bir güç yok. E5'teki fil inanılmaz bu arada ya. Böyle bir fil hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. Böyle bir fil yok ya. Bu ne kardeşim ya? Her şeyi yapan bir fil mi olur? Hem savunma yapıyorsun, hem saldırı yapıyorsun, hem C7'deki piyonu destekliyorsun, hem tahtayı böyle vezir için dar ediyorsun. Bu nasıl bir fil böyle? İnanılır gibi değil. Peki at D4. Şahla bekleyemiyor muyuz? O pozisyon için mi söylüyorsunuz? Fille aldı. Böyle bir şey mi? En kötü şahla alınsa böyle alıp böyle yapmaz mıyım? Şah G7 oynansa. Şah G7 bilmiyorum denemek lazım ama şu olmuyor mu? Şöyle yapsam sonra aşağı insem. Bu bana yeterli gibi geldi. Peki. Vezir C4. At F5 ve G7 karesinden bir çöküş yaşanacak. Sadece G7 karesi mühim değil sanırım. Aslında vezir B4 çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Çatal attı. Hani siyah yaşayabilir. Atı kıpırdarsanız kalelerin ikisi de boşta kalıyor. Ama kale C1. Hiçbir şey yokmuş gibi oynamaya devam ediyoruz. Sürmek istiyor. Şah G6. Mantıklı. Sürerse çıkacağım, kaçıp gideceğim diyor. Kaçıp gideceğim buralardan. Bu hangi oyunun repliği arkadaşlar? Gideceğim buralardan. Öküz karakteri vardı. Tiyatro severler belki hatırlayacaktır. Gideceğim buralardan diyen kimdi ya? Neyse. Kale G7. Evet almamış bile. Peki sorum şu. Alsaydı vezir çıksaydık herhangi bir şekilde direnebiliyor muydu? Direnç yok tabii ki. Şah F5 alması normal. Ve sonunda kale G8, fil C7 ve piyondan kurtuldu. Ama neye mal oldu bu? İki kaleye belki vezirle baş etmek konusunda ucu ucuna yeterli. Ancak bir tane ekstra filimiz var ve piyon sayısı da fili karşılayacak düzeyde değil. Vezir B2. Oyunun gerisine bakalım. Kale C5. Şah E4. Kale D8. Ve mat ağı kuruyoruz artık yavaş yavaş. Kale E5 oynamak istiyoruz. Ve devam etmek istiyoruz. Biz buna nasıl oynuyoruz biliyor musunuz? Kare ekini ne oynamış? Şah D5 yapmış. İnanılmaz. Ayak bacak fabrikası olabilir mi? Bilmem. Olabilir. Onda öküz var mıydı? Hatırlamıyorum. Olabilir. Şah D5 oynamış arkadaşlar burada.
Yani şaka yapıyor tabii ki. Böyle değil. Yani böyle bir şey yok. Peki. Yok arkadaşlar, şah D5 gibi bir hamle yok tabii ki. Lichess bunu biliyorsunuz, satrançta dijital tahtalar var artık. Dijital tahtalarda şahları böyle koyduğunuz, beyaza koyduğunuz zaman oyunu beyaz kazanmış sayılıyor. Şahlar karşılıklı konduğu zaman berabere olmuş sayılıyor. Şahlar siyahın şahı burada, beyazın şahı siyahta olduğu zaman, yani tabii şöyle olduğu zaman da siyah kazanmış oluyor. Dolayısıyla hakemler gelmişler, büyük ihtimalle şahın birini buraya, öbürünü de buraya koymuşlar. Ve dijital tahta burada şah D5 oynamış gibi göstermiş. Evet, bunu ben oynatamıyorum ama notasyona tıklayınca gidiyor. Da ilginç. Evet, bence bu tarihi bir oyun. Tabii ki ben şu anda yüzeysel bir analiz yaptım. Oyun üzerine biraz daha çalışmak lazım. Özellikle açılış bölümü çok derindi. Dubov'un analizlerinin nerelere gidebileceğini test etmeniz lazım ama ben bunu yapmayacağım. Ama şu sıralar Isipenko'nun oyunu bitmiş. Matlakov da kazanmıştı. Siviller berabereydi ve biliyorsunuz Antipov Covid oldu. Antipov turnuvayı bırakmak zorunda kaldı. Turnuvayı takip edenler belki bilecektir. Kendisine artık geçmiş olsun diyoruz. Oyuncuların geri kalan bölümü ve turnuva organizatörleri, hakemler sağlıklıymış. O yüzden turnuva devam ediyor. Yani Antipov Covid ama diğer oyuncularda problem yok. Satranç dünyam. Nazmi Hocam ne güzel anlatıyorsunuz demiş. Yasin Hocam siz misiniz, Yasin Emrah Hocam? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Satranç dünyası o kadar küçük ki izle butonuna tıkladığımda gelen oynayan oyuncuyu tanıyorum. Çok ilginç bir şey değil mi? Satranç dünyasının böyle bir yanı var. Beyazlarla oynayan oyuncuyla ben oynamıştım. İlginç. Satranç dünyası çok küçük. Dolayısıyla nerede bir oyuncu var ise ömrü boyunca satranca vakit ayırmış, kesin tanışıyoruzdur ya da kesin turnuvalarda bir şekilde karşılaşmışızdır. Evet. Aslında yayında sık sorulan sorular oluyor sürekli. Yok açılıştı, yok satranç çalışmaydı. Ona dair bir şeyi burada yapma şansımız oldu birazcık. Başirli, sizin Şahin partinizdeki. Ben ona Şahin oynamamıştım. Ben o Norveç sıçanı şeyin zımbırtısını oynamıştım çok fazla bilmeden. Ama iyi sonuçlanmıştı. Tabii ki bunu tamamen paylaşabilsem süper olur. Satranç çalış, satranç çalış. Kramnik Nakamura, onu oynayan Serkan Soysal. Hatta Serkan Soysal'la da eğer uygun olursa kendisi bir ara yayın yapmayı çok istiyorum. Uzun zaman önce yapmak istemiştik ancak belki başka zaman yapmayı deneyebiliriz. Evet, sanırım buydu. At E4. Rok. Rok. E5. At E7. Ha, pardon, bu parti değil, özür dilerim, yanlış yeri takip ediyorum. E5. At E4. Rok değil, fil D5. Değil mi burada hamle? Dubov'un yeniliği bu. Ya da yenilik mi tam olarak bilmiyorum. Teşekkür ediyorum Furkan Yücel. At C3, BC3. DC3. Fil G5, At E7. Belki böyle gidiyor olabilir. Rok. Rok. Kaleye 1, H6, Fil H4. Vezir E8, Fil B3. Evet, pozisyon buydu sanırım. Mesela şu pozisyona kadar satranç çalışmak istiyorsanız 4 ve işte 9. hamle arasındaki sekansı anlamaya çalışabilirsiniz. Pardon, 4 demek belki acımasızlık olur.
şuradan itibaren 6 ve 9 arasındaki sekansı anlamaya çalışabilirsiniz. Burada oynanmış 12 tane oyun var. Büyük bölümünü incelemenizi öneririm eğer oynamak istiyorsanız. Evet, Serkan Hoca'yı hatırlıyoruz Şahin Partisi'nden. Kızarmış Ciğer'i anlatır mıyım? Kızarmış Ciğer'e en azından giriş yapabilirim. Biraz bahsedebilirim. Hatta bir çalışmaya... bir dakika, çalışmaya gidebilir miyiz, ona bakayım. Bizim bir tane çalışmamız vardı. Geçen yayında yaptığımız Mert Erdoğdu Karşısında isimli çalışmamızın linkini buradan alıp buraya yapıştırırsam herhalde çok da iyi etmiş olurum. Çok da güzel etmiş olurum. Kızarmış ciğeri o kadar uzun uzadıya anlatamam ama şunu söyleyebilirim. Hem beyaz için hem siyah için birkaç fikir verebilirim. Çünkü iki renkte de biraz oynamışlığım var. Ağır partide hiç denk gelmedim. Öncelikle bu pozisyonda eğer karşılaşıyorsanız siyahlarla C6 oynamanızı çok önermem. Bunu söyleyeyim. İkincisi, bu pozisyonu ilk defa görüyorsanız kızarmış ciğer olarak nitelendirilen şey, fried liver olarak nitelendirilen şey aslında biliyorsunuz yüzyıllardır at f7 hamlesi. Ama sanıyorum d4 hamlesi de bir o kadar güçlü. Yine at f7 hamlesi fikriyle. Burada at f7'nin fikri neydi? Şah f7 yapınca vezir f3 gelmek ve aynı zamanda e6, şahı e6 karesine zorlamak. Çünkü hem atı hem de şahı tehdit ediyoruz. Ve at c3 oynayıp daha sonra rok atıp d4 sürüp merkezdeki şaha saldırmaya çalışıyoruz. Yan tarafta skoru görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok acımasız bir şekilde beyazın kazandığı bir sürü oyun var. Kızarmış ciğerin aslında ilk özelliği bu. At a5, fil b5'e c6 hamlesini önermememin sebebi aslında en iyi hamle olmasına rağmen niye önermeyeyim? Şimdi bu yayını izleyen kaç kişiyiz? 240 kişiyiz yaklaşık. Eğer bu pozisyonu oynamaya çalışırsanız hayli çalışma yapmanız lazım. Yan tarafta görüyorsunuz 1500 tane c6 hamlesi oynanmış. Bu demek oluyor ki burada epey bir şey var. Epey bir birikim var. Birikime en azından bir bakmak lazım. Çünkü aldıktan sonra fili d3'e dönebilir, e2'ye dönebilir. Ve beyazın bu seçeneklerin ikisi de yabana atılacak şeyler değil. Elbette siyah bir de piyon feda etti ve herkes piyon feda ederek oynamak istemeyebilir. O yüzden yine bir küçük bir piyon fedasını barındıran ben fil d7 hamlesini önermek isterim. Eğer siyahlarla bu pozisyonu oynuyorsanız. Çünkü beyazın bilmesi gereken çok şey var. Siyah d5 piyonu aldığı zaman ondan kralı yok. Çünkü kendisi yanlış hamlelerle karşılaşırsa hem uzun rok hem kısa rok atmak isteyebildiği gibi hem piyon falan feda etmiyor. O yüzden beyazın burada 4-5 tane üst üste güzel hamle yapması lazım. Bunlardan ilki vezir e2. Mesela bu hamle ne kadar bariz bilmiyorum ama gerekli bir hamle. Ve bizim siyahlarla önereceğimiz hamle fil d6 hamlesi değil, fil e7 hamlesi. Ve bence karışıklık, en azından bu tip bir karışıklık, yani rakibin çok fazla gelişmediği ama bizimse her an gelişip oynayabileceğimiz bir karışıklık, kızarmış ciğer saldırısını siyah taşlarla oynamak için iyi olabilir. Peki beyaz için ne söyleyeceğim? Beyaz gözünden bakanlar için de şunu söyleyebilirim. Bunların hepsi bu arada kitaplık fikirler olabilir, yani açılış sürprizi ya da üzerlerine çalışınca gayet güzel repertuar olabilecek şeyler olabilir. Çünkü bunları biraz üzerine emek vererek çalışmışlığım var. Ancak oynamak çok kısmet olmadı, çok denk gelmedi. Şunu söyleyebiliriz. C6 hamlesine tabii ki DC6, BC6, evet, vezir F3 hamlesi önerilmiş. Vezir F3 hamlesi de yanlış hatırlamıyorsam Short'un, Nigel Short, İngiliz büyük usta Nigel Short'un beğendiği ve sonradan oynayarak dirilttiği bir hamle. Burada ismi geçmiyor ama vezir F3 de olabilir. Vezir F3. Burada fil D3 sanıyorum şu sıralar en fazla el üzerinde tutulan hamle. Ama ben şunu önereceğim basitçe. İlginç görünebilir. Fil E2. Tabii ki herkesin bir tarzı olduğu için belki bu herkese uymayabilir. H6 hamlesinde de at H3 oynamayı önereceğim. Bu yanlış hatırlamıyorsam evet, iyi oyuncular tarafından oynanmış bir devam yolu. Bunun sorunu şu beyaz için. Siyah iyi oynarsa epey baskı elde edebiliyor. Yani piyona karşı baskı elde edebiliyor. Ancak internetten Yıldırım vesaire oynadığımda şunu fark ettim. Yani pek çok ustayla falan da oynadım. Ama pek azı, yani birkaç büyük usta yanlış hatırlamıyorsam ICC'de böyle çok güzel oynayıp ha demek ki böyle oynanabiliyormuş şeklinde bana öğretti. Ama onun dışında pek çok oyuncu bir yerlerde fille atı vurup, ki bence bu çok kötü bir hamle, fille atı vurup piyon yapımı bozmaya çalıştı.
Ama bunu o kadar anlamsız ki bu hareket. Gördüğünüz gibi yanda çok az oynanmış ve beyazın skoru hiç fena değil. Beyaz şah rok attıktan sonra oldukça güvende olacak ve filini G2'ye yerleştirip beyaz uzun çaprazda çok güçlü bir baskı elde edebilecek ve siyah taş değişmemeli aslında biliyorsunuz kendisi piyon geri. Dolayısıyla bu varyantı özellikle kimin önerdiğini de hemen söyleyelim. William Steinitz öneriyor bu varyantı Ataşüç hamlesine. Yani kökü 20. yüzyılın artık nerelerine dayanıyor diyelim. 20. yüzyılın başlarına dayanan bir hamle bu. Neredeyse 19. yüzyıla dayanıyor. Ataşüç. Beyazın fikri basitçe rok atıp hatta bazı durumlarda ben Yıldırım'da şunları da oynadığımı hatırlıyorum. Atı G1'den F3'e gittiğimi de hatırlıyorum uygun zaman. Ama nasıl? Örneğin fil D6 oynayalım. Mesela D3 oynayayım. Rok yapsın. Rok yapayım mesela. Kale E8 bilmiyorum yanlış olur mu? Gerçi hiç oynanmamış. Oynanan bir hamle yapalım. Kale B8. Evet bu. Şah H1. Ve atımı buradan dönmek istiyorum. Aslında tam olarak Steinitz'in fikri bu. Steinitz diyor ki eğer hiçbir zayıflığım yoksa bu pozisyonu kazanmam gerekir. Çünkü piyon fazlayım. Ve biz Çigorin yayınında hatırlarsınız sevgili Tarık Selbes'le birlikte Çigorin'in tezlerinin ne kadar geçerli olduğunu sınamaya çalışmıştık. Ve oradan bize şöyle bir sonuç çıktı. Aslında Steinitz'in fikirleri o kadar da geçerli olmayabilir. Yani siyahın aktivitesi piyonu fazlasıyla karşılayabilir. Fakat ben bu pozisyonları oynadım ve Steinitz'in haksız olmadığını da söyleyebiliriz aynı zamanda. Çünkü siyahın da fark yaratması lazım. Çünkü kendisi piyon geri, piyon formasyonu çok kötü. Tek avantajı zaman konusunda önde. Yani kendisi şu anda post-imperial age'de ve Britonlarla savaşıyor. Eski dilden konuşayım. Yani okçuları var. Filleri çok güçlü mesela. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey mümkün mertebe sağlam durup taşları düzgün yerlere koymak. Örneğin beyaz taşlarla oynarsanız bunu yani bu pozisyona gelirseniz bunu mutlaka deneyin yani. Bunu söyleyebilirim. Cem Yılmaz'ın esprisinde olduğu gibi hani buraya gelirseniz mutlaka bunun tadına bakın. Siyahlar da fil D7'yi deneyin benim için. Hatta bunları oynarsanız belki hani sizin için buna satranç chess varyantı filan deriz. Satranç chess varyantı ismini verebiliriz bu varyantlara. Evet, belki fried liver yani kızarmış ciğere bir açıklayıcı şeyler söylemiş olmayı ümit ediyorum. Peki hemen sizin sorduğunuz sorulara devam edeyim oradan. Hani az önceki. Evet, vezir F3 CB5 ilginç denmiş. Olabilir dediğim gibi onlar karışık ve taktik devamları. Ben taktik devamlarını göstermek istemedim. Tamamen basit taşları rahatlıkla geliştirip oynayabileceğiniz devamlarından bahsetmeye çalıştım. Gambit. Yok yani öyle bir şey hayatta yapmam tabii ki. Şakasına söylüyorum ya. Şah Gambit'i de videolarda çok isteniyor ama doğrusunu isterseniz o kadar hakim olduğum bir konu değil. Şah Gambit'ine dair şöyle söyleyebilirim. Eğer Türkçe diline çok eskiden kazandırılmış Büyük Ustalar Modern Görüşler kitabını incelediyseniz orada reti şöyle bir gözlemde bulunur. Şah Gambit'in amacı F dikeyini açıp yani halihazırda F4 sürmüş olan F dikeyini açıp F7 karesine baskı yapmaktır der. Ve onun üzerine aslında çok fazla şey eklemek anlamlı değil. Çünkü beyazın amacı basitçe hatta bazı durumlarda biliyorsunuz taş feda etmeye bile göze alır. Örneğin siyah gözü karartır da böyle saldırmaya çalışırsa taşların yerlerini beyazın bozmaya çalışırsa bu şekilde ilerleyerek atı kovaladığında beyaz kaçmayabilir. Örneğin aldığı zaman buna sanıyorum Muzyo Gambiti deniyor. Alarak daha sonra F4 piyonunu yiyip hatta bazı durumlarda bir fil daha feda ederek vezir F4 alıp atak yapmaya çalışabiliyor. Şimdi günümüz modern teorisinde neden şah gambiti çok fazla tercih edilmiyor? Çünkü
çok fazla savunma yöntemi var. Hatta Nigel Short bir dönem bunu oynuyordu. Hani size hatırladığım şeyleri anlatayım. Nigel Short'un şöyle bir esprisi var. Kendisi espri yapmayı çok seven birisi. Ama çok komik değildir. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki şah gambitinin o kadar çok çürütülmesi var ki insanlar ne oynayacağını şaşırarak kaybediyorlar diyor. Ve gülümsüyor tabii ki. Aslında haksız sayılmaz. Çünkü siyah ne oynarsa oynasın az çok eşitleyebiliyor. Çünkü şah gambiti o kadar fazla sorun çıkarmıyor günümüzde. Çünkü az önce konuştuğumuz bu birikimli satrancın birikimli ilerlemesi hikayesi burada da söz konusu. Çok fazla hata yapılmış, çok fazla ona cevap bulunmuş. Hatta Fisher'ın bir tane makalesi vardı. Fisher Defense diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bu mesela böyle oynarsam. Evet yan tarafta görecek misiniz? Göremiyor olabilirsiniz. Fisher Defense yazıyor. Fisher'ın iddiasına göre kendisi G5 H6 oynayıp F4 piyonun üzerine yatacak ve taşlarını organize etmeye çalışacak. Yani uzun rok atacak belki kısa rok atacak. Bunu çok defalar denedim bu arada ve gayet de güzel yani. Ve kazanmak için uygun. Yan tarafta göreceksiniz. Garry Kasparov, Alexander Ipatov ki kendisi milli takımımızda oynamıştı. Nasıl bir fikir oynadığını tabii tam anlayamasam da. Vladimir Akopyan gibi büyük ustalar siyah taşlarla kazanmak için oynamışlar ve Nigel Short da gördüğünüz gibi beyaz taşlarla kazanabilmiş. Yani aslında Nigel Short'un söylediği bu anlamda haksız değil. Peki diyeceksiniz ki sen ne diyorsun hocam? Sen nasıl oynayalım diyorsun. Ben bu Fischer savunmasını kesinlikle öneririm. Hatta eğer sorar iseniz video altına yorumlarda bunun Wikipedia makalesini paylaşabilirim. Ancak ben bunu söyledikten sonra siz de bu makaleyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Şöyle ki Fisher Defense, King's Gambit, Fisher Defense Google'a yazdığınız zaman Wikipedia maddesi içerisinde sanıyorum açıklamalar bölümünde PDF var. Bir tane Fisher'ın bu açılış işte Busting the King's Gambit gibi bir şey var. Makalesi var. O makalenin PDF'i var. Ona ulaşabilirsiniz ve Fisher'ın sözleri bugün bile geçerlidir. Her ne kadar genelde böyle olmuyor olsa da. Şimdilik böyle söyleyebilirim ama beyazlar tarafından ne öneriyorsun derseniz Nigel Short'un, Nakamura'nın falan oyunlarına bakabilirsiniz. Ne kadar kötü bir açılış değil ama siyaha eşitleme imkanları sunuyor. Satrançta kendimizi nasıl geliştiririz? Aslında az önce Mert Eray, az önce konuşurken ben burada mıydın? Buradaysan kafanı iki kere salla ki anlayayım çünkü ben az önce bir şeyler söylemiştim buna dair. Çok fazla geliştirme yöntemi var elbette. Oynayarak geliştirebilirsiniz. Oyun inceleyerek geliştirebilirsiniz. Elimden geldiğince hangi kısmını duyduysanız ona göre cevap vermek isterim. Evet, Enes satranç çok güzel bir noktaya parmak bastı. Erken G5 oynamamak bize böyle bir esneklik sağlıyor. H4 hamlesiyle karşı karşıya kalındığında. O yüzden diyoruz ki D6 hamlesi bunun için biçilmiş kaftan. Yasin Hoca yayın açtı, meydan okuyor demiş. Bakalım nerede? Satranç takımımızı alacakmış. Alabilir tabii ki. Nasıl meydan okuyor? Hani bana bir meydan okuma gelmedi. Maval mı okuyor, meydan mı okuyor? Laf atayım ben ona. Bana bir meydan okuma gelmedi. Bir oyun teklifi gelmedi arkadaşlar. Nasıl? Nasıl meydan okuyacak? Meydan okuyor. Ben göremiyorum bana. Bana okunmuş bir meydan göremiyorum. Bakmaya çalışıyorum bir saniye. Merhaba. Satranç hakkında sadece taşların nasıl gittiğini biliyorum. O zaman şuradan başlamalısınız. Yukarıda öğren var. Lichess'te öğren. Oradan egzersizler. Ondan sonra egzersizler yapıyorsunuz burada practice sayfasında. Sadece taşların hareketlerini biliyorsanız burası sizin için çok iyi. Sonra biraz olayları öğreniyorsunuz. Bunların Google aramasıyla daha fazla örneklerini bulabilirsiniz. Daha sonra tabii kitaplar okuyarak bunları elbette arttırabilirsiniz bu bilgilerinizi ve internette bol bol oynamanızı öneriyorum. En çok yapmanız gereken şey siz eğer taşları yeni biliyorsanız tahta vizyonunu geliştirmek, taşların etkilerini anlayabilmek tahta üzerinde.
Ve bol bol pratik yapmak, bol bol oynamak. Şu anda yapmanız gereken en önemli şey bu. Challenge'ımız kapalıymış. Pardon, özür dilerim. Challenge'ımızı nasıl açacağız? Seçenekler. Seçenekler gizlilik. Diğer oyuncular sana mesaj davet edebilirsinler. Senin teklifinde her zaman. Evet, bana artık meydan okunabiliyor arkadaşlar. Ben meydan okuma seçeneğimi kapatmışım. Bana meydan okuyamaz durumdan şu anda meydan okunabilir hale çevirdim. Ama çok uzun bir oyun olmasın gözünü seveyim. Çünkü ben 45 geçeye kadar filan en fazla kalabiliyorum. 15 artı 10. Dur hocam, onu bir şey yapalım. Onu bir 10 artı 5 falan yapalım, dur. Senin 15 artı 10'unu biz sabaha kadar oynayamayız. Yasin Emrah mı yazacaktım? Yasin Emrah, buldum. Yasin Emrah. Gel babam gel, sen 10 artı 5 oynayalım seninle. 10 artı 5. 15 artı 10 beni bayıltır burada. Kendi kendime de bayılmam yani. Büyük ihtimalle bayıltılırım. Güç uygulanır bana. Bir teklif de benden hocam. Reddediyorum. 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 Oyun sonu çalışmak bana sıkıcı geliyor. Bunun üstesinden nasıl gelebileceğimle ilgili soru sordum. Beni banladınız mı? Ben mi? Hiç öyle bir şey yapmadım. İstediğiniz şekilde oyun sonu çalışabilirsiniz tabii ki. Hoşunuza giden bir yöntem bulabilirsiniz. Ancak oyun sonu çalışmak hakikaten biraz sıkıcı olabiliyor zaman zaman. Bununla yüzleşmek lazım. Kimse keyifli olduğunu söyleyemez o kadar doğrudan. Ben nasıl bir ayar yaptıysam. Yasin hocam. E4, E5, at F3. At C6. Evet, az önce Daniil Dubov fil C4 oynadıysa biz de neden oynamayalım? Bu arada o Demre. Demre sen misin? İsim benzerliği olamaz. Çünkü çok güzel isimlerin var. İsmin ve soy ismin çok hoş. Şah Gambit'i görmek isterdik dedi. Siz benim kaybetmemi istiyorsunuz Demreciğim. Gel sen oyna. Hatta at G5 oynayayım, dur. Az önce konuşulan şeyi yapayım. Yani bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama deneyebilirim bakalım. En azından konuştuğumuz bir şey yapalım. Demre sensin değil mi? Seni buralarda çok görmek çok güzel eğer sen isen. Çok sevgiler, selamlar. Evet, kızarmış ciğer. Rakibimiz at D5 alırsa F7'yi vuracağım. Evet, sessiz ol Nazmican demiş Özgür. Çok mu yüksek geliyor sesim? Zaten fısıldayarak konuşuyorum. Nefesim kesiliyor. Ve kızarmış ciğer geldi. C6'da oynandı. Ben Steinitz gibi oynayacağım bu arada. Bakalım rakibim nasıl oynayacak. At H6'da döndüm. At H3'de döndüm. Mikrofon setimi alacakmış. Ya mikrofon setini ben 100-150 liraya almıştım ya, çok ucuz. Mikrofon setimi almasın. Demire'ye karşı Oven açılışı oynamıştınız hocam geçmişte. Olabilir. Hatırlamıyorum. Öyle mi yapmışım? Mikrofon setimizi alacak. Steinitz mi Fischer mı? İkisi de. Steinitz tabii başlatıyor Ataş 3 hamlesini değil mi? At F3, Ataş 3. Hatta sevgili Özgür Akman, sen bu yazı olayına benden çok daha hakim olduğun için My Memorable 60 Games'de Steinitz'in hamlesi olarak bahseder Ataş 3'ten. Bunu neye atfettiğini sen daha iyi bilirsin, hangi partiye atfettiğini. O yüzden ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. D3 oynayayım. Bu arada Yasin Hoca beni takip ederek oynayamaz herhalde. Nasıl yapsın? Bir saniye. Ben kulaklığımı alıp ben de onu takip etmeye çalışayım. Ay çok komik.
O hamleyi bilmiyor. Ataşucu bilmiyor muymuş? Ya bırakın Allah'ını severseniz. Onun bilmediği bir nedir yani bilmiyorum. Biliyordur o da. Bilmiyorum diyordur. Ataşucu yani. Ben sana 19. yüzyıldan hamle yaptım. Sen bana bilmiyorum diyorsun. İnanmayın arkadaşlar. İnanmayın. Haşlayacak bizi birazdan. Evet Özgürcüğüm. Bana cevap vermiyor musun? Ben her şeyi okuyamadığım için yanlış anladım. Sevgili Özgür. Canım Özgür. Emrah bilir diyor. Tabii bilecek. Nasıl bir düşündüğüne göre ya konuşuyor ya da gerçekten hatırlamıyor ne yapması gerektiğini. Otomatik hamle yapsam olabilir herhalde. Bir 5 saniye daha alırım. Düşünsün dursun o zaman. Okey bilmesin. Ben rok atacağım. Ona söyleyin. Bana mı bakıyor? Allah Allah. Nasıl yapıyor ya öyle şeyleri? Ben teknoloji konusunda biraz fakirim. Ben de ona bakayım. Ama ben ona baksam ne söylediğini anlamayacağım ki. Bir de bağlantım falan yavaşlar. Siz şimdi beni duyamazsınız. Bunlar istediğim şeyler değil. Beraberlik mi? Yok beraber teklif gelmedi. Ben diyorum beraber teklif edin deyince. Online dersle ilgili bilgi bekliyoruz denmiş. Valla isterseniz mail atabilirsiniz bana. Çünkü şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yandan yayınınızı aç dinliyor. İnanılmaz. Arkadaşlar yayını mı dinlesen olur. O benden kötü oyuncu değil ki. Yani ne diyebilirim şu an bilemiyorum. Rok atacağım. Ben dediğimi yaparım. Bu arada şunu söyleyeyim. Alırsa piyon feda edeceğim vezir D7 yaparsa. H3'ü korumayacağım. Steins gibi oynayacağım. Tamam okey dinlemiyor denmiş. Tamam dinleyebilir de ben zaten hamle söylesem ne olur ki? Zaten Yasin Emre Hoca yani güçlü bir oyuncu yani. Beni dinlemesine gerek yok. Yenebilir beni rahatlıkla. Biz birbirimize takılıyoruz ama çok güçlü. Hamle sırası bana geçmiş. Çok hamle sırasının bana geçmesini çok güzel bekliyorum. Evet, Steins'le Chigori'nin partilerine benzer bir şey olacak. Belki F4 süreceğim, belki atımı döneceğim, at C3 oynayacağım. Evet, bunlar benden görmeye alışık olduğunuz şeyler değil. Ama değişik şeyler oynamayı seviyoruz. Aşağıdan ne konuştuk? Yasin Emre hocam bana mesaj atmış, yeni gördüm. Onu cevapladım. Her şeyi de anlatıyorum arkadaşlar. Bu kadar olmaz. Yasin hocama hamle söyledim. Hamle yap dedim. Ben maalesef bana meydan okuduğunu falan bilmediğim için WhatsApp görüşmesini yeni fark ettim. At C5. Evet. D4 gibi bir şeyler yapabilirim belki ha. Aslında o kadar da şey değil. O kadar kötü bir hamleye benzemiyor. Ama Yasin Emre hocama biraz zamandan baskı yapmaya çalışayım. Hızlı oynayayım bu sefer. At C3. Yasin hoca aklımı alacakmış. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yani oyun kaybettiğim zaman aklımız alınmış olsaydı zaten ne durumda olurduk acaba? Biliyorsunuz büyük ustalar ne diyor? İyi oynamak için çok oyun kaybetmeniz lazım. Yani dolayısıyla biz daha büyük usta da olmadığımıza göre daha çok kaybedeceğiz. Daha da çok kaybedeceğiz. Ve bizi yenen eğer usta bir oyuncuysa o oyundan bir şeyler öğreneceğiz. Bizim bütün mesajımız bu olmalı bence. Hiçbir kaygım yok arkadaşlar. Kaybetmekle ilgili hiçbir kaygım yok. Ne zaman kaybetmekle ilgili kaygım var biliyor musunuz? Kazanmak zorundaysam.
kaybetmeyle ilgili kaygım var. Onun dışında hiçbir zaman kaygım olmaz. Bazen takım mücadeleleri oluyor. Örneğin Süper Lig'de ya da Birinci Lig'de oynamak gibi durumlar oluyor. Takımınızın puan alması için sizin kazanmanız gerekiyor. O zaman gerçekten çok kaygılanıyorum ya kazanamazsam diye. Bu da zaten takım oyununda ne kadar zor oynandığının iyi bir göstergesi. Yani takım oyunu sizin omzunuza büyük daha bindiriyor. Ben bireysel oynarken çok fazla çekinmem oynarken açıkçası. Zorlanabilirim. Yani çeşitli rakiplere, çeşitli seviyelere karşı zorlanabilirim. Ama hiç kaygılanmam. Hatta bununla ilgili sorular da soruluyor. İşte yüksek reytingli oyunculara karşı nasıl oynayabilirim vesaire diye. Bir kere kaygılanmamak lazım. İkincisi tecrübe sonuçta bunların hepsi. Yapabildiğinizin en iyisini göstermeye çalışın. Ben burada Yasin Emre Hoca'nın zamanı azalırsa ekleyeceğim. Kendisine söyleyebilirsiniz. Hatta bir gönderme şöyle yapayım. Bir 15 saniye patlatayım onu. Çünkü o belki eğleniyor orada. Ne yaptığını bilmiyoruz. Zaman ekleyebilirim her zaman. Yan tarafa da yazayım. Casual yaptım diye. Vallahi ben de o herhangi bir şekilde kurulu değildi. Ben puanlı puansız diye yapmadım. Direkt bastım siyah beyaz rengi. Bilmiyorum. Demek ki daha önce bu şekilde olduğunda puansız oynamışım. Öğrencilerimden biriyle oynamış olabilirim. Hatta geçmişe bakayım en son kurduğum oyun hangisiymiş? 10 ay. Bu ne ya? Evet. En son kurduğum oyun nerede? En son kurduğum oyun puansızmış arkadaşlar. Onunla alakalı. Benim bir konuyla alakam yok. Direkt ben seçenekleri ayarlamadan geçtim. At gibi bir döneyim artık ya. Ne işi var? Ataş üçlü karesinde bekliyor sabahtan beri. Casablanca satranç kariyerim kendi yani arkadaşlar o kitabı okumayan kalmamalı yani tabii ki. Nasıl diye sorum olur. Casablanca yazmış. Bizim o kitaba iyidir, fena değildir deme lüksümüz mü var? Okumama lüksümüz yok yani öyle söyleyeyim. Katidir. Okuyacaksınız. Sevmiyorsanız da sevmeyeceksiniz ama mutlaka okuyacaksınız tabii ki. Türkçe olur, İngilizce olur. İstediğiniz dilde okuyabilirsiniz. My Chess Career kitabı. Türkçe'ye de çevrildi. Selim Gürcan çevirdi. Ellerine sağlık. Müthiş bir iş yapmış. Çünkü biliyorsunuz yani bu tip yayınlar olmaksızın Türkiye'de satranç gelişmez. O yüzden bu işler çok önemli. Ama tabii okunması da lazım. Bu işlerin para kazanması lazım ki yenileri yapılabilsin. O yüzden herkese satranç kariyerim veya satrancın esasları isimlerinde Casablanca kitaplarını öneriyorum. Peki Fil F3 oynayabilirim. Vezir C7 gibi bir şey oynayabilir. Ya da böyle küt diye AT4 gelirim. O da enteresan görünüyor. AT4 gelebilirim. AT3 gelebilirim. Evet. AT3 normal gibi görünüyor. F4 sürme şansım hemen hemen yok. O yüzden oynanabilir. AT4 gelirsem aslında fili istediğim için hoşuma gidiyor. Fili kaçarsa atı alabilirim. O fil sanki biraz tuhaf duruyor orada. AT3'ün ne gibi bir eksiği var? Ben at D5 yapsın istemiyorum biliyor musunuz? At D5, at D4, F5 bu tarz şeyler görmek istemiyorum tahtada. At D5 gelirse hoşuma gitmeyecek. O yüzden direkt at D4 oynayasım geldi. Madem E4 karesinin kontrolünü bıraktı bir süreliğine. Fil F3, at D4 mü? Direkt at D4 mü? Onu düşünebiliriz ama dediğim gibi çok da düşünmeyeceğim. Yasin Emre Hoca'ya biraz zamandan baskı yapmaya çalışacağım şimdi. Yasin Hoca'nın planı var mı? Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyebilirim. YouTube'da çok güzel böyle çok güzel videolar var. Örneğin kimle? İzleyin geçenlerde paylaşılmıştı. Kimi paylaştığını hatırlamıyorum. Örneğin Short'la Jonla'nın bir tane oyunu var.
Oynuyorlar ve oynarken analiz ediyorlar, söylüyorlar birbirlerinin fikirlerini, birbirlerine söylüyorlar arkadaşlar. Yani burada şunu demek istiyorum. Niye bunu örnek verdim? Çok fazla yazı geçiyor burada, okuyamıyorum. Özgür bir şey yazdın, okuyamadım. Çok bir moderatör arkadaşlarımız olaya müdahale edebilir mi? Ben o yazılanları okuyamıyorum. Özgürcüğüm, sen moderatörsün. Lütfen yardımcı olur musun? Yani moderatör dostlarımız. Pano var mı? Pano duruyor mu? Pano duruyor. Pano aslında geçenlerde bir şey yapmıştım. Bir video yapmamış mıydım arkamda pano olan? Yaptım. Yok tamam Özgür, böyle bir şey yapma, pardon. Onu demek istemedim. Tamam. Sana böyle bir görev vermek istemedim. Yanlış anlaşılmasın. Evet, at F4 çok korkutucu görünüyor ama aslında çok da bir şey istemiyor. Fil C4, fil G4 oynayabiliriz. Yani fil G4'de fil A6 gider diye oralara gitmek istemiyorum. O yüzden fil C4 belki daha iyi olabilir. Sonra G3 ile atı şutlamak istiyorum. Evet, zaman ekleyelim rakibimize. Evet. Evet, şimdi fil C4 oynamak istiyorum demiştim. Vezir F6'ya belki G3 oynayabilirim. Sonra vezir F3 oynayabilirim. Pardon, neyse ben fil C4 oynayabilirim gibi geliyor. O yüzden çok da lagaluga etmeyeyim. Vezir H4 tehlikeli mi? G3, M3 hiçbir şey olmuyor değil mi? Vezir G5, G3. Tam taş çıkıp devam edeceğim. Değil mi? Yani burada başka şeyler de yapılabilir herhalde ama F4'teki attan şu an korkmadım. Bakalım ne olacak. İşte tam onu diyordum. Söylemeyi sizi dinliyor diyen arkadaşlar dinlesin. Zaten o da benim gördüğüm şeyi görüyordur ki. O yüzden neyi kimden saklıyorum yani. Zaten rakibim de ne yapmaya çalıştığımı anlıyor az çok. Şimdi bundan sonra ne yapmaya çalıştığımı da göstereyim. Belki rakibim de bilmek ister. Siz de bilin. Tabii G3 hamlesini baştan göstermeliydim. İlk fikirlerimden bir tanesi bu. Böyle oynayacağız yani, mutlu mesut yaşayacağız. Rakibimiz taş değişmek isterse de mutlu olacağız. Çünkü biz zaten taş değişmek konusunda staj yapmış durumdayız şu anda. Piyonumuz fazla çünkü. Fazlayız neticede. Furkan Yılmaz, hoş geldin. Ne yapıyoruz? Satranç oynuyoruz. Eskiden daha kibardınız deniyor. Yani bilmiyorum ne yapıyordum acaba. Ben de merak ettim doğrusu. File 3 oynamak istiyorum ve direkt oynayacağım hatta çok düşünmeden. Yasin hocam düşünmeye fırsat bulamadan zaman sıkıntısı yaşayacak. Kulağınıza fısıldıyor gibi konuşmamın sebebi Evren Yüce. Evde desibel şeyi var. Desibel sorunu var. Desibel kısıtlaması var evde. O yüzden belli bir desibeli aşamıyorum. F4 sürüşü iyi olabilir miydi? Yani boşta olmasaydı belki iyi olabilirdi. Alabiliyor. F4 boşta değil mi? Evet, bizim evimiz arkadaşlar çok büyük bir ev de değil. Yani az ötede bebek uyuyor. İki kapı, arada iki kapı var. Kapılarla engelledik sesleri ama neticede maalesef böyle ihtimaller hep var. Evet, şimdi rakibim diyor ki her şeyi kesebiliriz. Ama sorun şu, ben zaten her şeyi kesmekten rahatsız değilim ki. Niye böyle bir şey öneriyor? Onu merak ettim doğrusu. Uygun koşullarda mı kesiyor yani? Öyle bir şey mi var? Fil C5 aldı mesela. Atla aldı. Vezirleri de değişsem. F3 yapsam sonra kaleye aşağı iniyor herhalde. Peki en azından bir inisiyatif var. Fil de alırsak fili atla alıyor. E4 piyon. Yani oklarla göstereyim. İlk kez hesap yapıyoruz bu partide. Bunu istiyor. Ve şimdi F3 gibi bir hamleyle savunma yapmaya çalışırsam belki vezirini kaçmaya çalışabilir. Ve sonra tekrar atını buradan döndürüp kritik karelere ulaşmaya çalışabilir ki ben bundan çok çekinmiyorum. Gayet güzel bir pozisyonumuz var. Piyon fazlayız. Oynuyoruz işte. Daha ne yapalım yani?
Ama daha da iyisi şöyle bir şeyler düşünmeye başladım şimdi. Alayım. Atla alsın. Vezirleri ben kesmeyeyim. Madem vezirleri kesmek çok iyi görünmüyor. Vezirimi beyaz karelerden oynamaya çalışayım. Çünkü vezirin güzel bir geleceği olabilir. C4 karesinde. Tek problemimiz bununla ilgili küçük bir hesap yapmak zorunlu oluşumuz. Alıyorum, alıyorum. Vezir E2'ye, vezir D4 yapıyor mesela. Ve E4 piyonla ve B2 piyonla aynı anda bastırıyor. Dolayısıyla bu hesaplanması gereken bir ayrıntı gibi görünüyor şu anda. Düşünelim o zaman. Direkt vezir E2 de gayet güzel görünüyor. At D4'e vezir C4 oynamak fikriyle. Yani evet, bir sürü güzel olanak var sanki. Rövanş mı? Niye rövanştı? Güzel pozisyon aslında elde etti. Yani siyahlarla daha ne yapsın? İşte böyle. Yavaş yavaş oynayacak. Bir dakika. Kaçırdım sohbeti. Hesap yapacağım derken. Ben de bakmalıyım. Zaten Yasin Emre Hoca da sohbet ediyor belli ki. Biz de kaçırmayalım. Neyse, ne diyorduk? Vezir E2 demiştim. Vezir E2. Yani aslında çok basit oynayabilirim. Vezir E2 alırsa vezirle alıyorum. At D4'e kale A1 geliyorum. Vezir B6 gibi bir şey oynarsa C3 oynuyorum. Sonrasında atı kaçarsa B2 piyonunu rahatça tutuyorum. Ve taşlara çıkıp oynuyorum. Aslında hiç problem yok. Vezir A5'e de aynı şekilde. Yani çok fazla devam yolu varken karar vermek ekseriyetle güç. Alıp vezir oynanabilir. Ama dediğim gibi vezir D4 var sanırım. Peki vezir E2'yi, at D4, vezir C4'ü nasıl oynayabiliriz? Sonra C3 yapmak fikriyle. At C2, fil C5 oynamak istediğim için. Yani çok kötü görünmüyor. Neyse, oynayayım ben. Ne kadar kötü bilmiyorum. Ataşüç ilk defa duymuş. Yani unutmuştur belki, olabilir. Yani modern satrançta da Alexander Grischuk gibi oyuncular Ataşüç'ü oynuyor diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi belki ben birazcık daha aktif takip ettim. Ondan olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Bir oyuncunun repertuarını başka bir oyuncu tam olarak bilmeyebilir. Normal bir şey bu. Alıp C3 oynamak istiyorum eğer bir mani yoksa. Öyle gidelim ya, alayım. Çağrı Talha Yener. Kasparov benim ustalarım. Bende vardı, evet. Gayet güzel bir kitap tabii ki. Kasparov yazıyor. Kasparov'un kötü yazdığı kitaplar sanırım düz yazı olan kitaplar. Satranca dair kötü bir şey yazamıyor tabii ki. Satranç dünya şampiyonu olduğu için yazdığı her satır harfi harfine okunmalı diye düşünüyorum. Ama o da fena yazabiliyor. Toplu online ders konusunu aydınlatabilir misiniz? Ben böyle bir şeyden hiç bahsetmedim. O yüzden aydınlatamam. Kızarmış ciğerin top seviyede bir klasik partideki örneğini verebilir misiniz? Yani oyuncu ve yer söylemekte zorlanırım çünkü maalesef çok eski bir varyant. O yüzden güncel olmayabilir. Ama Steinitz'in önerdiği, Grischuk'un oynadığı, Fischer'ın oynadığı bilinen şeyler. Kimin anasıymış? Ben hiç şey yapamadım. Nerede zaman Yasin Hoca'yı tahterevalliden indirmemişsiniz? Yasin Hocam, ay, zamanı bitiyor. Bir dakika.
Yasin hocamın hatırladığı şeyi ben tam hatırlamıyorum. Bir saniye. Olabilir ama. Ne zaman? Çok komikmiş. Vallahi o anlatsın. Çok güzel şeyler söylüyor gibi. Ben de dinlemek isterim. Kısa da analiz yapmaya çalışıyorum burada ama kısıtlı imkanlarla. Bir şey oluyor mu diye anlamaya çalışıyorum. Olmuyor herhalde. Korkmama gerektirecek bir durum yok değil mi arkadaşlar? Taş çıkmam gerekiyor. Benim de sonuçta öylesine oynamıyoruz bu oyunu. Tahterevalli'ni indirmeyip ağlatmışım. Doğrudur, ağlatmışımdır. Öyle öyle şeylerim vardır. Olabilir. Yasin Emre hocamızın esprili bir kişiliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, şu anda piyon fazlayım ve kazanmak için aslında sadece birazcık daha sabırlı bir şekilde taşlarımı oyuna getirmem lazım. Bunun dışında çok büyük bir esprisi yok bence pozisyonumun. Tamam, artılarımız var ama ne olacak? Evet, satranççı olmasa kesin komedyen olurdu. Da olabilirdi herhalde. Bak, önceki sohbetleri kaçırdığım için yani tahterevalli muhabbetini anlamadım ama Dubov Karyekin, evet, yayına geç kalan Yasir Bağcı yayının ilk bölümünde o partiyi inceledim. Dubov Karyekin partisini inceledim. Çok da güzel bir oyun gerçekten. Şahane. Lezzetli. Lokum gibi. Süper bir oyun. Şahint oynayın, gözümüz gönlümüz açılsın deniyor. Şahint'e hasret kaldık. Tahterevalli'nin altını oturum. Çok komik. G3 şah G2 oynayacağım. Planlarınızı kaleleri çiftleyeceğim. Rakibim tabii ki bunlara izin vermek istemiyor. Çünkü A5 ile başlayan planı buradan devam ettirmeye çalışıyor. Saygımız sonsuz. Kale D2 gelsek. Sonra o geldiğinde B3 oynasak. A4 oynayınca B4'e vezir C4 gelebiliyor mu? E5 piyonun boşta kalmaması lazım. O da dikkatli olmalı yani sonuçta bu planları yaparken. O yüzden ben kale D2 ile başlayayım. Sonra kale B8'e B3 oynayayım. Ve A4'de de B4 oynarsam vezir E'de oynamak zorunda. Ve orada bir şeyleri yanlış yapmış oluyor sanırım. O yüzden böyle oynayabiliyorum. Kalem boşta ama faydalanabiliyor mu? Böyle gelse böyle geliyorum. Bir sorun yok. G3 oynamakta acele etmiyorum ama belki de direkt G3 oynayıp sonra at E6'ya daha sonra devam etmeliyim. Maalesef o kadar şeyim yok. O kadar hesaplayacak durumum yok. Aa, bir hesapta yanlışlık yaptım bu arada şimdi. Düşünürken fark ettim. Fi kalem boşta kaldı burada. Kale böyle gelince B3, A4, B4, vezir C4'ü kale isteyerek geliyor. E5'i alamıyorum. Bunu oynamak zorundayım. Da zaman veriyor ona. Neyse. B3 oynayayım çok. Dediğim gibi hesaplayacak durumum yok. Diyeceksiniz ki A4'de niye almıyorsun? Yani alınabilir tabii. Kolaya kaçmaya çalışıyoruz. Zaman az çünkü. Arkadaşlar, burada şunu da söylemek istiyorum. Bunu bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. Satranca sonradan başlayıp da turnuva nedir? Hani masa başı oynayanlar nasıl oynuyor diye hani soran arkadaşlarımız olursa normal turnuva ne oluyor ya? Zamanı bitiyor hocam. Turnuva zaman kontrolünde kalede bir gelecektim. Turnuva zaman kontrolünde 90 artı 30 şu anda oynanıyor ki bu bile hızlı aslında. Yani 1,5 saati var iki tarafın 1,5 saati var. Buna rağmen iki tarafın 1,5 saat olmasına rağmen zaman ekleyin. Ekledim zaman. Zaman ekledim arkadaşlar. Eklemeye çalışıyorum elimden geldikçe. G3'e şimdi bunu oynamak zorunda olması iyi bir şey. Dolayısıyla 10 dakikalık oyunlar bunlar. Yani çok kısa oyunlar, çok hızlı oyunlar. Çok da o anlamda ehemmiyetleri yok. Yani öyle söyleyebiliriz. G3 oynayayım. At E6 oynarsa E5 piyonu boşta kalabilir. O yüzden bu tarz oynaması gerekiyor.
Kale D6 oynayacağım bir ara ama hemen oynarsam C5 gibi bir şey. Bilmiyorum alabiliyor muyum? Yani pek çok güzel şey var sanki burada, o yüzden konum kendi kendine oynayabilecek hale geldi gibi sanki. Şah G2 oynayıp bu pozisyonu perçinleyebiliyoruz. A3 de oynayayım. Kale D7. Hangisi daha iyi? Kale D7, kale D7, kale D7, işte vezir F6, şah G2. CB4, CB4, kale C1. Kale C8 pardon. Bir şey oluyor mu? Herhalde olmuyor. A3 de oynayabilirim. Kale D7 de oynayabilirim. Kale D7, kale D7, kale D7. Vezir E8 mesela. Açmazdan sıkıntı yaşayabilir miyim? Evet, ben bunu da hesaplamak istemiyorum. Yani şöyle düşünebiliriz. Belki evet. Vezir C6, kale A3. Kale D7 nasıl? Direkt oynasam. Kale D7 alıyor. Kalem boşta kalıyor. O yüzden vezir kaçacağım. Vezir B3 belki. Kale A8, BA8. Şah G2, kale A3, kale A1. Zamanımız yetmeyecek sanırım bu oyun için. Rakibimiz baskı yapıyor ama zaman problemimiz var. Aldığı zaman C ile vurmak zorundayım. Neyse, artık zaman azaldı. Vezir Bey, taşlarımın biraz koordinasyonunda sıkıntı var. Onu gidermem lazım. Böyle gelin. Neyse, artık düşünecek vakit yok. Aldı aldı. Kale B4 yaparsa alabiliyorum. Sorun yok. H5, H4'te oynayayım. At G5 gelmek isteyebilirim. Kale D5 oynamak isteyebiliriz. Kale D5 alınca, neyse böyle geleyim. Kale D2. Alırsa böyle alacağım. Böyle alabiliyorum çünkü. Otomatik hamle yapayım. Evet, şimdi vezir D5, at E6, kale vezir D7. Piyonu feda etmek istiyorum ama rakibim acaba ne oynayacak merak ediyorum. Şöyle düşündüm. Vezir D5 alıyor, alıyorum. Bir macera olsun. Alıyoruz. Bunu alıyor. Bunu alıyorum. Vezirle alıyor. Kale D8 oynuyorum. At bilmem ne geliyor. Bir şey mat falan var mı? Kale H8 yokmuş. Okey. Mat yoksa bunu yapmaya gerek yok. Kale D5, at E6. Yani çok fena savunmaya bağlandım. Böyle bir problem var. Rakibim de tabii iyi oynuyor. AT5 falan yok değil mi? Hayır, zamanım bitiyor. AT5 yok, olmaz. Ay, zamanım bitiyordu. Vezir. Yasin Emre hocam gerçekten çok bonkör çıktı. Çok fazla zaman ekledi. Evet, biraz materyal olarak öndeyiz ama pozisyonda sıkıntılarımız var. Bize oyna diyor yani. Oyna görelim diyor. Haksız da sayılmaz. Tamam ya, al piyonu. Hocam büyüksün, alabilirsin piyonu, sorun değil. Piyonlar senin olsun. Dostluk kazansın. Vezir bilmem ne oynasam şöyle. Piyonumu kaybeder miyim? Ben sadece hamle yapmaya çalışıyorum artık. Arkadaşlar hamle yazmayın ya. AT1 falan deniyor. Niye bana manevra söylüyorsunuz? Niye bana fikir veriyorsunuz? Kale A4 oynayabilir belki. Ya da sonra kale A4 oynayabilir. Evet, alalım.
Kaç dil biliyorum? İki dil biliyorum işte. Aa, vezirimi istiyor. Vezirimi istiyor, tehlikeli. Yasin hocamdan tehlikeli bir hamle. Hemen tutayım vezirimi. Ne yapayım, başka hamle göremiyorum. Da veziri böyle mi tutsam? O da açmazda kalsın. Zaman da eklemiyorum artık, yeter. Benim zamanım az önce neredeyse bitiyordu. Acımasızca. Kale bilmem ne oynayayım. Sonra sürmeye çalışayım. Süreceğim şimdi. Bunu görmüş ve karşı koyabileceğimi düşünmüştüm. Kababalanka böyle derdi. Evet, rakibimiz içeriye sızmak istiyor. Şah G1 oynayayım ben. F3 böyle geleyim. İstiyor. Ay, niye oynayamadım? Vallahi ne oluyor artık, ben de bilmiyorum. Biz de aktiflik arıyoruz artık. Şah H6, vezir F8. Piyonumu korumak istiyorum. Şah çekmek bir şey vermiyor ama en azından bir takım şeyler yapmaya çalışabilirim. Peki. Vezir C4 oynayayım peki. Biraz bekleyelim. Zamanımız yok. Zaman ekleyelim. Rakibimiz beraber teklif ediyor. Kabul edeyim mi arkadaşlar? Siz söyleyin. Bilemiyorum, kabul edebilirim. Teklifler dikkatimi dağıtıyor tabii ki. Elbette kabul edebiliriz. Peki F3 oynayalım. Aslında kabul edebilirdim. Ama şimdi istiyorum. Alacağım ve değiştireceğim pozisyon artık. Şahla alırsa şah çekiyorum. Atla alırsa ben de bunu alıyorum. Kaçıyorum. Mat isterse ne yapıyorum acaba? Feda ediyor muyum? En kolayı feda etmek herhalde ama birazcık daha yormak istiyorum rakibimi. Birazcık daha yoracağım. Alabilirim aslında. Biraz yorumlara cevap veremedim bu aralar. Kusura bakmayın. Ve G4 yapmak istiyorum. Ve Yasin hocam, teşekkür ediyorum. Ben de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Zaten ucu ucuna yetiştirdim. Bir saniye hocama teşekkür yazayım. Evet, bu bir rövanş olması gerektiği anlamına geliyor. Daha sonra henüz panoyu koruyorum arkadaşlar. Panom yerinde. Panomu alamadı. Evet arkadaşlar, gerçekten rakibim çok iyi oynadı. Hatta biz tabii ki bu oyunun analiz edilmesi gerektiğini bildiğimiz için en azından hatalardan ders alma yapalım. Hatalardan ders al. Yaptığımız kale D2 hamlesi gerçekten tam bir şarlatanlıkmış sanırım. Çünkü vezir C4 var. Niye bunu şimdi fark ediyorsam artık. Hemen en azından onu yapıp ondan sonra bitirebiliriz. Herhalde bilmiyorum. Kale D2'yi beğenmemesinin sebebi vezir C4 olsa gerek diye düşündüm ama vezir C4'de de kale A1 oynayamıyor muyuz?
Bu sorulabilir. Düşünebiliriz bunu. Rövanş istiyor. Rövanşı yapalım ama şimdi yapmayalım. Çünkü ben bitmiş durumdayım. Benim yatma saatim geçti çoktan. Zaten o yüzden yayınların ismi kaçak yayınlar, göçek yayınlar şeklinde gidiyor. Umuyorum anlamışsınızdır. Herhalde G3 mi oynamak lazım acaba? Evet, G3'ü yanmaymış. Bakalım. Burada ne diyor? Kale, tabi buralarda zamanlar olmadığı için vezir C4 hatalardan ders çıkar. Peki düşünelim. Ne yapabiliriz? B5 oynayabiliriz belki. Neden? B5 alıyor. Böyle arkasına geçiyorum. At D4 mi geliyor? Sürüyorum. Bir dakika. B5 sanki ilginç bir şekilde güzel görünüyor. Vezir C4. Hatadan ders çıkar. B5. Kale C3. Kale B2. Yine at D4 yapmaya çalışsa alıyorum. Sürüyorum. Benim piyonum çok hızlı görünüyor. Acaba B5 mi? Evet, B5'miş. Kale vezir F7. Yasin Hoca ağlamaya gitti. Ben öğrenmeye geldim. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Vezir D5 kötü hamle. Ben gördüğünüz gibi bu tarz şeyleri çok merak ediyorum. O yüzden hemen çalışmaya çalışıyorum. Vezir D5 niye kötü? Hemen anlamaya çalışalım. Böyle bir şeye at F4 oynuyor. Vezirimizi alıyor. Şah H2 oynarsam kaleyle direkt atımı alıyor. Vezir D5'i niye beğenmedi? Çünkü çok iyi bir hamle var belli ki. Vezir C8 olabilir mi acaba? Kale D7 fikriyle. C8. Kale A7 oynasa mesela nasıl devam edeceğim? B5. Kale C7. Bir dakika, vezir C8, kale A7. Bilemiyorum. Evet, burasını tam bilemiyorum. Çünkü deneyeyim. Bakalım ne diyecek. Doğruymuş. Vezir D5. Kale B2 çift soru. Buralara bakmaya gerek yok. Çünkü burada çok fazla hata olabilir. Niye B5 değil? Burada neden çekinmiştim ben? Bilmiyorum. Oynamışım öyle. Şah G1 çift soru. Direkt vezirle bir şey yapamıyorum ki ama. Bilmiyorum. Şah G1 çift soruysa daha kolay kazanan hamleler var demek ki. B5 demek ki o zaman. Başka? At F3 kare yak. B5 herhalde. Değil mi? Bu sefer değilmiş. Beraber yapıyor. O zaman vezir B3. Vezir B3, vezir E4. Vezir B3, at E1, şah F1, şah G1, at. Bir dakika, vezir B3, at E1. Ne yapıyoruz? Şah H2. Vezir bilmem ne, F1. Bu kadar kolay olmuyor. Evet arkadaşlar, bu çalışmayı devam ettirmem lazım ama ben yavaştan kaçıyorum. Yatma saatim geçiyor. İyi geceler diliyorum herkese. Kusura bakmayın, revanş da yapmak isterdim. Ama sonraya umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.